Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde oktal sayı sisteminden yani 8'lik sayı sisteminden binary yani ikilik sayı sistemine dönüşümü inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oktal sayı sistemi 8'lik sayı sistemiydi ve içerisindeki sayılar ee, sadece 8'den küçük olan sayılardı değil mi? Yani oktal sayı sistemi içerisinde 8'den büyük bir sayı olmaz. Dolayısıyla 8 sayısı hiçbir zaman göremez ve 8'den büyük hiçbir sayıyı göremeyiz arkadaşlar. 7, 5, 2 e, diye bir oktal sayı olsun arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl binary sayıya dönüştürürüz? Yani ikilik sayıya dönüştürürüz arkadaşlar. Şöyle yaparız. E, her bir sayıyı bakın 7 5 ve 2'yi her bir sayıyı desimal sayı sistemine e, desimal durumdaki her bir sayı yani 2'yi 5'i 7'yi ikilik sayı sistemine dönüştürürüz arkadaşlar. Sırasıyla 2'yi, 5'i ve 7'yi. Eee onda nasıl yaparız? E, sürekli 2'ye böleriz. Hani desimal sayı sisteminden binari sayı sistemine dönüşümde olduğu gibi arkadaşlar. Yani bunların hepsini binary modda yazarız. Ve de e, bu binary modda yazan sayılar zaten 3 haneli olmak zorundadır arkadaşlar. Hani binary sayı sisteminden 8'liğe dönüştürürken şöyle bir şey yapmıştık hatırlayın. Mesela şu binary sayı sistemi. E, şunu biz nasıl 8'lik sayı sistemine dönüştürüyorduk arkadaşlar. Şimdi hani 8'likten 2'liğe dönüştürüyoruz ya. O zaman ne yapıyorduk? O zaman şöyle bir şey yapıyorduk. Üçerli hanelere ayırıyorduk değil mi? da başına bir sıfır getirdik. Üçerli hanelere ayırıyorduk. Dolayısıyla 8'lik sayı sisteminden de 2'lik sayı sistemine dönüştürürken 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. Dolayısıyla her bir 8'lik sayı sistemi içerisindeki her bir sayıyı biz üçer bitlik binary sayılar şeklinde yazarız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Dolayısıyla biz bunları 8'lik sayı sistemindeki her bir sayımızı hanemiz içerisindeki her bir sayıyı ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız değil mi? Binary sayıya çevireceğiz. Dolayısıyla 2'yi biz binary sayıya çevirdiğimizde arkadaşlar 0 1 0 çıkar. 5'i 1 0 1 çıkar. Çevirirsek eğer 7'de 1 1 1 olarak çeviririz. Tabi ben ee, sayı sistemlerine biraz aşin olduğum için kafadan direkt yazdım. Ee, hani bu konuda çok problem çözen arkadaşlarımız da hiç bunu ee, direkt bu şekilde yazabilir. Ama ben nasıl yazdım arkadaşlar? Bakın şöyle yazdım. Şu ikiyi desimal olarak düşündüm. 5'i desimal olarak düşündüm. 7'yi desimal olarak düşündüm. İki sayısı desimal olarak ee, binary sayıya nasıl çevriliyordu? Şöyle çevriliyordu değil mi? 2 bölü 2 Hatta siyahla yazalım. 2 bölü 2, 1 bir kere 2'nin 2 kalan 0. Bakın 1 0 çıktı. Ve arkadaşlar 1 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Bunu biz e, nasıl yazarız? bir en başa gelir bir sıfır şeklinde yazarız 3 hane yazmak zorunda olduğumuz için başına da bir sıfır getirdik bakın yukarıdaki sıfır bir sıfır sayısını elde ettik biz beşi nasıl binary sayıya çeviriz şöyle çeviriz arkadaşlar 5 bölü iki bir kere ikinin iki e, pardon iki kere ikinin dört beş eksi dört bir güzel yazılmış 5 bölü 2. 2 kere 2'nin 4. Kalan 1. 2 bölü 2. 1 kere 2'nin 2. Kalan 0. Ve sonuç nedir? 1, 0, 1'dir arkadaşlar. Bu da bakın bizim şu sayımıza denk geldi. Ve 7 sayımız arkadaşlar. Nasıl yazarız? 7'yi sürekli 2'ye böleriz. 3 kere 2'nin 6. Kalan 1 bölü 2. 1 kere 2'nin 2 kalan 1 ve bu da 1, 1, 1 olarak çıkar. Dolayısıyla biz bizim sayımız ikilik sayı çevirdiğimizde sonuçta elde edeceğimiz 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Evet hemen bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 8 tabandaki 62 sayısının 2 tabanına nasıl çeviririz diye bir sorumuz gelmiş. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? buradaki her bir sayıyı ikilik sayı sistemine çevireceğiz. Mesela 2'yi biz ikilik sayı sistemine nasıl çeviririz? Şöyle çeviririz diyelim. 2 bölü 2. Bakın 2'yi yapıyorum ben. Şöyle. Hatta şöyle diyeyim. 2'yi şuraya yapalım. 2 bölü 2. 1 kere 2'nin 2 kalan 0. 1 2'ye bölünmez. Bu da arkadaşlar ne olarak çıkar? Bakın 1'i en başa yazdım. 1 0. 3 haneli yaz, yazmam gerektiğinden dolayı da 0 1 0 olarak. 6'yı nasıl biz ikilik sayı mı çeviririz? 3 kere 2'nin 6 kalan 0. 3 bölü 3 kere 3 bölü 2 1 kere 2 kalan 1. Dolayısıyla da bu da yine 1'i en başa yazarız. 1 1 0 şeklinde değil mi? Bakın şöyle gidiyor. Evet 1 1 0 şeklinde biz ne yaptık? 2 adet sayı bulduk. Evet bu bizim 2'ye ait sayımız 0 1 0. 1 1 0 da bizim 6'ya ait sayımız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 62 sayısı 8'lik tabandaki ikilik tabandaki karşılığı nedir? 6'nın 1, 1, 0'dır. 2'nin de nedir? 0, 1, 0'dır arkadaşlar. 2'lik tabanda cevabımız budur bizim. Evet. Cevabımız nedir? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Hemen başka bir örnek çözelim arkadaşlar. Evet. E, örneğimizde 164, 8 tabanındaki 164 6, 4 sayısının ikilik tabanındaki karşılığını soruyor. Hemen arkadaşlar ne yaparız? 1'in ikilik tabanındaki karşılığı nedir? Hiç bölmeye gerek yok. Bakın 1, ikiye zaten bölünmez. Değil mi? Direktmen 0, 0, 1'dir. 6'nın iki tabanındaki karşılığı nedir arkadaşlar? Hemen 6 bölü 2, 3 kere 2'nin 6 kalan 0, 3 bölü 2, 1 kere 2 kalan 1. Nedir arkadaşlar? Hemen buraya yazıyorum. 1, 1, 0'dır. 4'ün 2 tabanındaki karşılığı nedir? 4 bölü 2. 2 kere 2'nin 4. Kalan 0. 2 bölü 2. 1 kere 2'nin 2. Evet. 1 kere 2'nin 2. Kalan 0. Bunun nedir arkadaşlar? 1, 0, 0'dır. Zaten bu da neydi? 0, 0, 1'di. Ve benim cevabım arkadaşlar ne olacak? işte bu sayı olacak. 2 tabanla çevrilmiş hali 0 0 1 1 1 0 1 0 0 İşte bu kadar basit bizim cevabımız. Başka bir örneğe geçelim arkadaşlar. Evet ee, sorumuz 3 5 7 2 yani 3572 8 tabanındaki sayısının 2 tabanındaki karşılığını soruyor arkadaşlar. Hemen üçten başlayalım. 3 bölü 2, 1 kere 2'nin 2 kalan 1. 1 zaten bölünmez. Dolayısıyla e, bu da ne olur arkadaşlar? 1, 1'dir. Başına da bir tane 0 getiririz. 5'e bakalım. 5 bölü 2, 2 kere 2'nin 4 kalan 1. 2 bölü 2, 1 kere 2'nin 2 kalan 0. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? 1'i en başa yazarız. Ne olur? 1, 0, 1 olur. 7'ye bakalım. 7 bölü 2, 3 kere 2'nin 6'dır. Kalan 1. 3 bölü 2. 1 kere 2'nin 2. Iki, kalan 1. Bu da ne olur arkadaşlar? 1 1 1 olur. 2'ye bakıyorum hemen. 2 bölü 2. Kalan 1 bir, e, bir kere 2'nin 2. Iki, kalan 0. 1'i en başa yazdım. 1 0. Başta da bir 0 getirdim. 1 0 1 0 oldu arkadaşlar. Evet. İşte bu kadar basit bizim işlemimiz. Burada bölme işlemini yaptım ve sonucumu her birinde teker teker yazdım. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Ee, 3572 sayısı 8 tabanında. 2 tabanındaki karşılığı 0, 1, 1. Bakın en baştaki sayı yazdım. 1, 0, 1 şu sayı yazdım. 1, 1, 1 işte bu sayı yazdım. 0, 1, 0 bu sayı yazmış oldum ben 2 tabanında. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar örnek e, zannediyorum yeter bu kadar örnek e, amaç nedir mantık nedir bizim yazılan her bir sayımızı <laughs> sevgili arkadaşlar e, mesela 54 olsun her bir sayımızı <laughs> üçer hanelere 3'er hane şeklinde arkadaşlar üçer bitlik sayı şeklinde yazıyoruz mesela 4'ü nasıl yazarız biz bakın 1 0 0 şeklinde yazarız. 5'i de 1 0 1 şeklinde yazarız. Ortaya çıkan sayı bizim ikilik sayı sistemindeki karşılığıdır arkadaşlar. 8'lik sayı sistemindeki sayımızın ikilik sayı sistemindeki karşılığıdır. Evet. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.